sene Mehmet Akif'in doğumunun 150. yılıdır. 150 yıldır Mehmet Akif hem sağlığında yaptığı büyük hizmetlerle hem de vefatından sonra sanki hayattaymış gibi yaptığı hizmetlerle hayatımızın bir parçası olmuştur. Onun eserleri, mücadeleli hayatı, yüksek karakteri gençlerimiz için hala örnek olmaya devam ediyor. Mehmet Akif'in safahatını muhtelif zamanlarda okuduk. İstiklal Marşı'nın 100. yıl dolayısıyla yeni bir program başlattık. Ve işte 45. yıl dolayısıyla da bu programı sürdürüyoruz. Safahat malum olduğu üzere 7 kitaptan meydana gelmiştir. 1911 yılında ilk kitap Safahat 1. cilttir o. En hacimlisi budur. Mehmet Akif 1909 yılına kadar şiir yazmış. Bunların çok azını neşretmiş. O neşredilen şiirleri de daha sonraki şiir tarzına uygun bulmadığı için kitaplarını almamıştır. Ama 1909 inkılabından sonra işte Sırat-ı Müstakim, Sebil-i Reşat'ta şiirlerini peyderpey yayınlamış ve onları ilk defa 1911 yılında Safahat 1. cilt Safahat kitabında toplamıştır. O kadar yoğun bir birikime sahiptir ki peş peşe 3 yılına vedakı 1912 yılında Süleymaniye Kürsüsü'nde, 1913 yılında Fatih Kürsüsü'nde, ondan sonra Hakk'ın Sesleri isimli kitapları çıkarmıştır. Safahat okumalarında bizim kaldığımız yer, arkadaşlarım bana söylediğine göre, Hatıralar kitabıdır. O 1917 yılında yayınlanmıştır. Yani 1. Dünya Harbi'nin hala devam ettiği ama artık biraz şartların değiştiği bir zamanda. Tabii Mehmet Akif İstanbul doğumlu bir şairimiz. İstanbul hayatını çok iyi biliyor. Ve İstanbul'da onun gençliğinde 1894'te büyük bir deprem vuku bulmuştur. 1894 depremi kayıtlara geçmiş büyük depremlerinden biridir ve bayram, bir kurban bayramı günü deprem vuku bulmuştur. O depremin olduğu saatlerde de Osmanlı protokolü bayramlaşma için bir araya gelmiştir. Padişah İşte o büyük salonda kendisine ayrılmış olan yerde oturuyor. Vezirler başta olmak üzere Osmanlı erkanı da padişaha işte bayram tebriklerini sunuyor. Padişah da onlara bir takım ihsanlarda bulunuyor. İşte tam şeyin başlangıcında, yani vezirlerin takdimi sırasında bunu bir İngiliz danışman anlatıyor. Bahriye nezaretinde uzun yıllar danışmanlık yapmış. Vuhut Paşa diye birisi. Bu avizenin, büyük avizenin şiddetle sallandığını gördüm. Altında da mabeyn katibi var. Adamın kafasına düşecek diye korktum. Tabii deprem olduğu anlaşıldı. Herkes kaçmaya başladı. Bir tek Abdülhamit yerinden kıpırdamadı. Yani herkes şeyden atlayıp emin bir yere gitmeye çalıştı. Bir tek Abdülhamit gitmedi. Bunun üzerine Hariciye Nazırı, birkaç nazır gittiler. Padişahım, burayı terk edelim, tehlikeli, yıkılır filan diye. Fakat padişah bunu dinlemedi. İşte depremin şeyi geçtikten sonra da bayramlaşma kaldığı yerden devam etti diyor. Evet, depremi İstanbul'da yaşamış olan Mehmet Akif'in şiirlerinde zelzele, o zamanki tabirle. Bu deprem kelimesini biz 1935 yılına kadar bilmezdik.
zelzele derdik, zelzele. Akif'in şiirlerinde zelzele kelimesi birkaç yerde geçiyor. Süleymaniye kürsüsünde şiirinde mesela geçiyor. Süleymaniye Camii'nin nasıl dayanıklı bir yapı olduğu, hem maddi olarak hem de manevi olarak dayanıklı bir yapı olduğunu Akif anlatıyor. Yani Süleymaniye Camii'nin yapılışından, şundan bundan bahsettikten sonra buranın her bakımdan, hem maddi bakımdan hem maneviyat bakımından çok dayanıklı bir yer olduğunu, güçlü bir yer olduğunu anlatıyor ve orada yerin altından sinen, yerin altında sinen zelzeleler fışkırsın. Buna rağmen diyor yine şey yıkılmaz. Yani Süleymaniye yıkılmaz. Hatta Akif orada işte medreseler kaldırsın filan gibi o zaman için tasavvur edilmeyecek şeyler söylüyor. Yani daha önce, daha sonra olacaklarla ilgili, olmaması gereken olacaklarla ilgili şeyler söylüyor. Bunlar bile diyor Süleymaniye'nin yıkılmasını, yıkılması sonucunu verecek şeyler olamaz diyor. Yerin altında sinen zelzeleler fışkırsın mısra ile bunu ifade ediyor. Bunu da bir bölümü de bu. Yine aynı şiirde tabii manevi manada zelzele kelimesini de, mecazi manada zelzele kelimesini de kullanıyor. Fikri kavmiyeti şeytan mı sokan zihninize? Birbirinden müteferrik bu kadar akvamı, kavmiyet fikrini zihninize, yani milliyetçilik mi diyelim, kavmiyetçilik mi diyelim, bunları ayırmak da zor. Sizin zihninize şeytan mı soktu? Birbirinden farklı bu kadar kavimleri, toplulukları, aynı milliyetin altında tutan İslam'ı temelinden yıkacak zelzele kavmiyettir. Tabii Akif Osmanlı toplumu bir Müslüman devlet olarak Müslüman unsurlara dayanıyor. İçinde çok sayıda Müslüman topluluk barındırıyor. Ve bu asırda, yani 20. yüzyılın başında bu Müslüman kavimler arasında yavaş yavaş kavmiyetçilik, milliyetçilik cereyanları başlıyor. İşte bir taraftan Arnavutlar, ondan sonra diğer taraftan Araplar daha geç olmakla birlikte. Başka kavimlerde tabii böyle milliyetçilik adı altında Osmanlı Birliği'ni sarsıcı hareketler yapıyorlar. Akif de buna işaret ediyor. Aynı milliyetin altında tutan İslam'ı temelinden yıkacak zelzele kavmiyettir diyor. Tabii bu zelzelenin şiddeti daha sonra arttı. Gerçekten de İslam dünyasını tarumar etti. Bütün kavimler aşağı yukarı kendi devletlerini kurdular ama güç itibarıyla bugün İslam dünyasını temsil eden bir devlet yok. 20'ye yakın Arap devleti var mesela yeryüzünde. Fakat Araplar dahi birlikle ilgili çok kuvvetli unsurlar olmasına rağmen dil gibi, din gibi maalesef bir ittihat, bir birlik içinde bulunamıyorlar. Evet, Akif'in yine zelzele kelimesini kullandığı bir şiiri de Asım'dır. Asım bildiğiniz gibi Mehmet Akif'in model olarak teklif ettiği genç karakteridir. Bu Çanakkale Savaşı'na Avrupa'daki tahsilini bırakıp katılmış olan bir gençtir. Karakter olarak Akif'e çok benzer. Yani bir genç Akif olarak düşünebiliriz bunu. Akif işte bu şehirde onun üzerinde bir gençlik modeli kurar. Burada tezelzül kelimesinin de kök olarak zelzele ile aynı olduğunu, zelzele anlamı verecek şekilde kullanıldığını da belirteyim. Kim bu yalçın kayalar sarsılacaktır derdi. Öyle sarsıldı ki edvara tezelzül verdi. Bu yalçın kayaların
sarsılacağına kimse ihtimal vermezdi. Ama öyle bir sarsıldı ki devirleri sarstı, yıktı adeta. Evet, Akif'in çok meşhur şiiri, bu Asım'da bir bölümdür biliyorsunuz. Çanakkale şehitlerine veya şu Boğaz Harbi nedir denilen şiirde de zelzele geçiyor. Öteden saikalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Yıldırımlar ufukları parçalıyor öbür taraftan. Bu taraftan da amakı yani derinlikleri zelzeleler kaldırıyor. Yani bir taraftan gökte bir hareketlenme var. Diğer taraftan da yerde bir hareket var. Tabii burada mecazi bir zelzele ama tasvir ettiği ne tasvir ediyor burada Akif? Çanakkale muharebelerini tasvir ediyor. Yani öyle bir savaş ki bir taraftan yıldırımlar, bunlar muhtemelen ateşli silahların bir nevi izahıdır. Diğer taraftan da zelzeleler kaldırıyor amakı diye. Herhalde onlar da işte çeşitli patlayıcı maddeler. Yani düştüğü yerde patlayan veyahut da belki karamayınlar, şunlar bunlar gibi şeyler olabilir. Yani muhteşem bir savaş tasviri burada yapılıyor. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin diye devam ediyor. Evet, Akif'in zelzeleden, Asım'da zelzeleden bahsettiği bir parça daha var, onu da okuyayım. Ne zaman gitme dedim, koş diyerek gönderdim. Şimdi Asım'ın babası malum Köse İmam, oğlunun halini, tavrını beğenmiyor. Onun savaşa gitmesini istiyor. Yani bir ideal uğruna mücadele edeceği için. Ne zaman gitme dedim, koş diye gönderdim. Gönderirken de gider bir daha gelmez derdim. Unutulmuş gibi artık bırakırdım peşini. Avuturdum oturur evde kalan kardeşini. Yani adeta oğlunu böyle mukaddes bir gaye üzerine kaybetmeyi bile göze almış. Biraz oğluyla arası iyi değil bildiğiniz gibi. Kuşak çatışması diyebileceğimiz bir çatışma var. Avuturdum oturur evde kalan kardeşini. Hanümanlar çöküyor. Zelzele yalnız bana mı? Ortalık can çekişirken açamam ben yaramı diyor. Babanın dilinden o zamanın hayatını ifade eden bir beyit bu. Hanümanlar evler çöküyor. Zelzele yalnız bana mı? Yani sadece ben sarsılmıyorum. Bu savaş sonrası dönemde toplumda öyle bir çöküş var ki, ahlaki tabii çöküş var. Evler çöküyor. Sadece zelzeleye maruz kalan ben değilim. Ortalık can çekişirken açamam ben yaramı. Evet, Akif'in son zelzeleden bahseden şiiri son kitabında, Gölgeler kitabında meşhur Derviş Ahmet şiiridir. Bu şiiri belki hatırlayanlar vardır. Neyzen Tevfik onun ayyaşlığı üzerine yazılmış bir şiirdir ama Neyzen'in ismi geçirilmeden Derviş Ahmet diye böyle işte içki müptelası ama içkiyi bırakmış. Ondan sonra kendini tamamen işte dine vermeye azmetmiş birisi, derviş olmaya azmetmiş birisi. Tabii belli bir zaman geçtikten sonra ya işte şöyle bir yudum almaksa ne olur, işte şöyle olsa böyle olur derken sonunda yine kaptırıyor, gidiyor. Lakin Ahmet, bu ne gayret, ne tahammül, hayret. Sen kurul lök gibi meyhaneye serposta otur. Yan tutuş sonra dayan, dağ gibi dur, taş gibi dur. Dağ demiş, taş demişim, doğru mu lakin? Ne gezer? Onu bir zelzele sarsar, bunu bir dalga ezer. Seni kaç zelzeledir yokladı hiç sarsamadan? Koca arslan, hani övmüş de yaratmış yaradan.
öyle bir tövbe geçirdin ki hakikat neydi? Az bela mıydı seher vakti? O tufan neydi? Yani meyhaneye oturmuşsun, işte o tövbekarlık şeylerinden bahsediyor. Bir sürü de zelzele, mecazi olarak bir sürü zelzele getirir ama onlar bile seni sarsmaya gücü yetmedi onların diyor. Evet değerli arkadaşlar, bu zelzele bahsini böyle kısaca geçelim. Aslında üzerinde düşünülüp konuşulacak, yazılacak hususlar var. Evet, safahat okumalarını muntazam olarak arkadaşlarımız devam ettirdiler. Hatıralar kitabında, yani 5. kitapta kaldılar. 5. kitapta da Berlin Hatıraları diye uzun bir şiir vardır biliyorsunuz. Berlin'e Mehmet Akif 1914 yılı Kasım ayında gönderiliyor. Almanlara esir düşmüş olan Müslüman askerlere irşat maksadıyla gönderiliyor. Birkaç kişi daha var. Hayrettin Tunusi filan gibi. Birkaç kişi daha atıyor. Evet yani 3-4 kişiler. Orada işte Berlin'e yakın bir yerde esirlere bir kamp yapmışlar. Orada kampta kalıyorlar. Bir de cami inşa etmişler. Ahşap bir cami. Biz onun 100. yıl dönümünde Berlin'de bir toplantı yaptık. 100 yıl sonra Mehmet Akif Berlin'de diye. Kitabını da yayınladık. Tabii o saha duruyor. Ahşap cami yıkılmış. Oradan kalan bazı mezarlar var. Kabirler var yani. Orada ölenleri oraya defnetmişler. Bir de müze yapmışlar. Yani onlardan kalan bazı eşyalar, işte silahlar, belki o gün kullanılan malzemeleri filan koyarak bir de müze yapmışlar. Yani o esir kampından bugüne kalan, orman içindeki esir kampından bu. Ve Akif oradaki vazifesini yaparken, yani Müslüman esirlere irşad etmeye çalışırken bir taraftan da Almanya'yı, Berlin'i daha doğrusu tanımaya çalışıyor. Ona işte rehberlik eden arkadaşları var. Ömer Bey var mesela, yüzbaşı. İşte geziyorlar, görüyorlar. İşte caddelerini görüyorlar. Kahvehanelerini görüyorlar işte. Trenlerini vesaire. O zaman ne gibi şeyler varsa. Tabii Akif Türkiye'deki daha çok da İstanbul'daki durumla Berlin'i kıyaslıyor. Tabii Berlin çok başka bir dünya. Yani İstanbul da bütün bunlar var. Yani İstanbul'da da sokaklar var, caddeler var, trenler var. Ondan sonra kahveler var. Ama bu oteller var yine. Otelleri de çünkü kıyaslıyor. Bunlar çok farklı. Yani İstanbul'daki otellerle, İstanbul'daki yollarla, kahvehanelerle, trenlerle büyük farkları var. O farklara dikkate çeken bir şiir. Ve bu şiirin sonunda Mehmet Akif Çanakkale ile ilgili bir bölüm yazıyor. Yani ilk Çanakkale şiiri diyebileceğimiz bir bölüm. O bölümü belki bugün gelemeyebiliriz diye ondan da kısaca bahsedeyim. O bölüm işte korkma diye başlıyorsa, tıpkı İstiklal Marşı'ndaki gibi. Korkma, cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz diye devam ediyor. Gerçekten çok etkileyici bir şiir ve bu şiirin altında bir tesadüf 18 Mart 1915 yani Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü tarihi var. Akif o zaman ya dönmüştü ya dönmek üzereydi. Yani bu şiiri zafer haberini aldıktan sonra yazmış olamaz diye düşünüyorum. Ama bu konuda kesin bir şey söylemek de mümkün değil. Evet, şimdi kaldığımız yerden Safahat'ın Hatıralar kitabından Berlin Hatıraları şiirinin okumaya devam ediyoruz. Sokak dedikleri neymiş? Fezayı bir payan. Sokak dedikleri sonsuz bir genişlik. Ki tay edilmesinin yoktur ihtimali yayan. Yani aşılmasının, geçilmesinin yaya olarak imkanı yoktur.
Demek vesayet-i nakliye namı tahtında, demek ki vesayet-i nakliye yani ulaşım araçları adı altında, havada, yerde, yerin çok zamanlar altında, havada, yerde, yerin çok zamanlar altında uçup duran o havarık bir ihtiyacı şedid, uçup duran o harikalar şiddetli bir ihtiyaç. Piyade harcımı haşa bu imtidad-ı medid. Yani yaya yürüyenin harcı mı haşa bu sürekli uzayış. Yolla ilgili, sokakla ilgili bir tasvir. Bakın nasıl da mücella ki ferş-i nevvarı. Bakın nasıl da parlak ki zemini, pırıl pırıl zemini, ferş-i nevvarı. Zemine indiriyor gökyüzünden envarı. Gökyüzünden nurları yere indiriyor. Bu imtidadı nazar şöyle dursun istihap. Bu imtidadı nazar uzayan bakış şöyle dursun istihap. Kapsayış itibarıyla öbür kenara geçerken düşer kalır bitap. Öbür kenara geçirken halsiz şekilde düşer kalır. Şu var ki düştüğü yerden çamurlanıp kalkamaz. Çamur bu beldede adet değil, ne kış ne de yaz. Çamur bu beldede adet değil, ne kış ne de yaz. Nerede bu? Nerede olabilir? Çamur olmayan bir memleket. Herhalde İstanbul değildir. Geçen de haylice kar yağdı Berlin'in içine. Bıcık bıcık olacakken takır takırdı yine. Merak edip soru verdim. Bırakmayız dediler. Bırakmayın güzel ama yağar durursa eğer, yani yağar, yağış sürekli olursa ne yapacaksınız? Bırakmayız sözü aynen tekerrür etmez mi? Evet, bu sözde nümayan heriflerin azmi. Bu sözde heriflerin azmi görünüyor. Yani bu konuda azimli ve kararlılar şehirlerini çamura teslim etmiyorlar. Şimdi de tabii İstanbul'a dönüyoruz. Bizim diyara biraz kar düşünce zor kalkar. Mahalle halkı nihayet kalırsa pek muslar, mahalle halkı çaresiz kaldıklarında lodos duasına çıkmak gerek denir, çıkılır. Demek ki yağmur duası gibi bir de lodos duası varmış. Muhtemelen İstanbul'a mahsus olabilir bu. Cenab-ı Hak da lodos gönderir fakat bıkılır. Yani karın erimesi demek çamurun ortaya çıkması demek. Yani kardan kurtuluyor, bu sefer de çamura kalacağız. Cenab-ı Hak da lodos gönderir fakat bıkılır. Çamur yığınları peyda olur ki mühliktir. Korkunçtur yani. Çamur yığınları korkunç. Aman don olsa deriz. Bu sefer de don olsun deriz. Şüphe yok ki temizliktir. Donun kırılması varmış. Düşünme artık onu. Yağar, erir, buz olur. Neyse yaz değil mi sonu? Kalenderin zifir olmuş su görmedik yakası. Yani böyle gariban bir adamın yakası bencileğin kapkara olmuş. Kalenderin zifir olmuş su görmedik yakası. Bakıp da titiz, bir titiz insan demiş ki kahrolası. Nedir o gömleğin hali? Yok mu bir yıkamak? Şey konuşuyor kalender. Değil mi ki kirlenecektir sonunda? Keyfine bak. Su kıtlığında değilsin ya. Hey müseyyep adam. Yani ihmalci adam. Su kıtlığım var. Su var. Yıka işte ya. İkinci defa yıkarsın. Fakiriniz yapamam. Cenab-ı Hak bizi dünyaya muttasıl gömlek sabunlayın diye göndermemiş bulunsa gerek. Yani Allah bizi bu dünyaya devamlı gömlek yıkayın diye göndermedi herhalde diyor. Hikaye bizleri teyide en güzel dosttur. Bu hikaye bizim halimizi anlatmaya en uygunu. Süpürge sohbeti bitmez. Bahsi durağıdır. Bahis uzar gider.
sokak süpürmek için gelmedik ya bizler de. Sokak süpürmek için gelmedik ya bizler de. Böyle bırakıyoruz ucunu. Çamur mamur devam ediyor. Evet, şimdi burada bir başka faslı geçiyor Akif. Kahveler faslı. Biraz da kahveye çıksak demiştiniz. Nerede? Dolaştırıp sizi bir parça galiba yordum. Bunu Akif'i dolaştıran arkadaş söylüyor. Uzak değil mi? Ma mafi. Yorulmadım, sordum. Şu dört yol ağzını tuttuk mu korkmayın. Hala. Gözüktü işte. Ama nerede? Görmedim hala. Görürsünüz, hele bir parça yaklaşın yanına. Bu kahve öyle mi? Yahu nedir bu? Vay canına. Yani gördüğü şeyin kahve olduğunu inanamıyor Akif. Bizim düğün-ü umumiyeden de heybetli. Düğün-ü umumiye, yani Osmanlı borçlularının tasfiyesi maksadıyla kurulmuş bir teşkilat. Onun İstanbul'da büyük bir binası var. Şimdi İstanbul Lisesi olarak kullanılıyor. Hemen şeyden çıkınca Cağaloğlu yokuşundan görünür arkada. Oraya kurmuşlar merkezlerini. Borçların tahsilat işlerini oradan yürütüyorlar. Evet, bizim düğünü umumiyeden heybetli kahvehane. Ne var ki öyle sevimsiz değil bunun şekli. Şekil olarak öyle çirkin değil. Bırak şu heykeli iflası. Şu iflas heykelini bırak. Yani iflası sembolize eden yapı. Yani düğün umumi Osmanlı zihninde hiç de hoş çağrışımlar yapmayan bir kurum. Yani borçları ödemek için adamlar gelmişler. Orada teşkilat kurmuşlar. Bırak şu heykeli iflası. Yok mu başka misal? Bırakmadık mı? Fakat anlıyor mu istiskal? Yani biz ona ne kadar soğuk davransak, ne kadar bıraksak da netice değişmiyor. Yani düğün-ü umumiyeye karşı nasıl tepki gösterirsek gösterelim, o gene olduğu yerde duruyor. Demiş çocuk, baba artık ateh getirmişsin. Ateh getirmek bunamak demek. Baba artık ateh getirmişsin. Hayasız oğlana bir çare ihtiyar ne desin? O kendi geldi ayol, ben getirmedim yoksa. Yani eski tabir ateh getirmek diye söylüyor, şimdi tabii değişti. İşte ona karşılık ben getirmedim, kendi geldi diyor. Bu işte tıpkı o. Kim gel demişti menhusa. Bırakmak isteye dur sen, bırakmıyor ki seni. Nasıl ödünç alarak bol tutar mısın ki seni? Yani o kadar borçlanırsan, ödünç alırsan sonunda olacağı budur. Dalıp da milletin âlâmı bir nihayesine, sonsuz elemlerine, dalıp da milletin sonsuz elemlerine, çevirme bahsi birader yılan hikayesine. Tenezzüh etmeye çıktık, unutma. Doğru, evet. Yani gezmek için çıktık, bu ağır bahisleri açma. Doğru, evet. Bu kahve öyle mi? Lakin hakikaten hayret. Feza içinde feza. Bir harimi nura nur. Yani nur içinde bir yer, mekan. Ki asuman-ı keriminde bin güneş manzur. Keremli göğünde, aydınlık tavanında bin tane güneş görünüyor. Yani çok, demek ki tavanda aydınlatıcı lambalar var o zamana göre. Ne selsebil-i ziya karşımızda cuşa gelen. Ne selsebil-i ziya karşımızda cuşa gelen. Selsebil-i ziya aydınlık çağlayanı. Cuşa gelen, coşan bir aydınlık çağlayanı var karşımızda. Ziya değil, seherin ruhudur taşıp dökülen. Bu ışık değil, seher aydınlığının ruhudur. Taşıp dökülüyor. Leyale karşı o tufanı fecri görmelisin. Leyale karşı, geceye karşı, gecelere karşı o
fecir tufanını, ışık tufanını görmelisin. Huda bilir şaşırırsın, donar kalır hissin. Neden böbürleneyim? Ben de öyle oldum. Yani ben de öyle oldum. O ışıkları görünce öyle oldum ben de. Ziyanın ölçüsü aklımda. Çünkü bir mumdu. Bizim hesab ile milyonlar oynuyor arada. İdare kandili mikyası pek güdük burada. İdare kandiliyle ölçmek burada pek yetersiz kalır. Gözüm kamaştı bidayette. Döndü durdu başım. Başlangıçta gözüm kamaştı. Başım döndü durdu. Rezil olurdum eğer olmasaydı arkadaşım. Yanımda biri olmasaydı benim bu halim beni rezilliğe götürürdü. Ne bastığım yeri gördüm, ne gittiğim tarafı, nasıl yıkılmayabildim, bu işte en tuhafı. Tuhaf değil, düşüyorken yetişti iskemle. Genişçe bir nefes aldım, çekip ilişmemle. Bakınmak istedim etrafı, anladım pek zor. Asılmış enseme hain kafam, kımıldamıyor. Hayır, inadının esbabı yok değil, varmış. Ben anlamazmışım ama o çok şey anlarmış. Meğerse davet edermiş bizim fesin ibiyi. O yıldırım gibi enzarı bir siperden iyi. Şimdi kahveye bunlar girince, tabii Akif fes kullanıyor. Fesinde ibiyi var. Fesin bir püskülü vardır biliyorsunuz. İlk defa bu kıyafette birisi girdiği için herhalde herkesin yüzü ona doğru yönelmiş. Meğerse davet edermiş bizim fesin ibiyi, o yıldırım gibi enzarı bir siperden iyi, o bakışlı yıldırım gibi bakışları çekermiş. Kararı bende kılarmış yığınla berki nigah, şimşek gibi bakış hep benim üzerimde karar kılarmış. Uzak yakın nereden çaksa, hem de maazallah, zemine sarkmasaymış tutup da püskülümü, tepemde kışlayacakmış. Görür müsün ölümü? Demek ki hiç daha fes girmemiş bu memlekete. Bizimkiler ne giyermiş? Külah mı elbette? Yani diğer Osmanlı'dan, Türkiye'den gelenler de artık oranın herhalde kıyafetlerini giyiniyorlar ki fesli birine rastlamak mümkün değil. Akif orada da Osmanlılığını göstermiş. Çenemle gömleğimin irtibatı bir aralık, çözülmesiyle kafam şöyle doğrulup azıcık ne var ne yok diye etrafı etti istikşaf. Yani etrafı keşfetmeye çalıştı. Hani bir istikşafi görüşme diye bir şey vardı ya. Hariciyenin dili bazen böyle eski kelimeleri taşımaya devam ediyor. Yani istikşafi görüşme bu konuyla ilgili ne olup biteceğini biraz görüşmelerin seyri belirleyecek. Görüşeceğiz, konuşacağız, bilmem ne yapacağız. Sonunda da belki bir noktada karar kılacağız. İstikşaf, keşif maksadıyla yapılan bir şey. Evet. Civarı yoklaya dursun bizim alıp keşşaf. İleride bir masa gördüm. Dedim ki arkadaşa, biraz siperde otursak geçer miyiz o başa? Neden? Görülmeyi sevmem de. Pek güzel, gidelim. Benim de vahdete kesretten az değil meylim. Benim de vahdete, birliğe, bir olmaya çokluktan az değil eğilimim. Evet, görünmeyene kalka pek deminki kadar kolaydı şimdiki yerden muhide meddi nazar. Aslında kendisi fazla görünmeyecek ama herkesi de görebilecek. Yani öyle bir yere oturuyorlar. Nasıl ziyada uçarken şu var ki bir yarasa, gelen karaltıya dağ taş demez de çarparsa, benim sinirli nigahım da çarpıp irkilecek. Ne olsa pat diye bir kere, hay alıp kelebek. Çoluk çocuk kadın erkek hülasa bulduğuna, sataşmadan geri durmaz bakındı Mecnun'a. Bunu kendisi için söylüyor. Ey Mecnun diyor, her şeye çoluk çocuk demeden takılıyorsun. Evet,
Önümde yükseliyor bir nihayet çıplak alın. Ki her birinde yazılmış görün de ibret alın. Cihana karşı cidalin meali galibini, o itimad ile millet bütün metalibini, bugün değilse yarın çare yok halas edecek. Dünyaya karşı cidalin yani mücadelenin, savaşın, kavganın meali galibini, galip olmanın manasını, o itimat ile bütün metalibini, isteklerini, taleplerini, o güvenle bütün isteklerini, taleplerini bugün değilse yarın çare yok, halas edecek, kurtaracak. Mücahede ile tevekkül, ne kahraman meslek. Hem mücahede, cihad etmek demek aslında. Hem tevekkül hem mücahede. Ne kahraman meslek. Boşalmasıyla o esnada 3-5 iskemle oturdu karşıma bir kır sakallı Adem'le ridayı mateme girmiş felaket arkadaşı. Bazı iskemleler boşalınca kır sakallı bir adam, orta yaşlı birisi anlaşılan, ridayı mateme girmiş, matem örtüsüne girmiş felaket arkadaşı. Beraber oturmuşlar. Sevimli bir de küçük kız. Ya 5 ya 6 yaşı. Bir de çocuk var. 3 kişi oldu şimdi. Reisi ailenin, aile reisinin pek vakur olan hüznü biraz da rengi tecellütle kaplıyor yüzünü. Biraz da yapmacık bir cesaretle örtüyor o şeyini. Hüznünü yapmacık bir şeyle örtüyor. Kadın da öylece göstermek istiyor temkin. Kadın da onun gibi yapmak istiyor. Temkinli olmak istiyor. Sönük nazarları lakin büka kadar gamkin. Yalnız sönük bakışları ağlama kadar gamlı. Ağlamıyor ama öyle bir gam var ki gözlerinde adeta ağlıyor gibi. Zehirli bir düğüm olmuş dudaklarında keder. Çözülmüyor onu ancak çözerse geriye çözer. Ancak ağlamak onu çözebilir. Zehirli bir düğüm olmuş dudaklarında keder. Çözülmüyor onu ancak çözerse ağlamak, gözyaşı çözer. Solunda erkeğinin iptisamı cebrisi. Erkek zoraki gülümsüyor. Sağında yavrusunun inşirahı fıtrisi. Çocukta yaratılıştan gelen neşeyle o yaş itibarıyla onun da bir neşesi var. Yani annesinin işte başka bir hali var. Çocuğun yaşından ötürü başka bir hali var. O pek dünyadan haberdar değil gibi adeta. Önünde namütenahi nazar rüba safahat. Önünde sonsuz göze hoş gelen olaylar, safalar. Enini ruhunu bir türlü etmiyor iskat. Ruhunun inlemesini bir türlü dindirmiyor. Görünmüş olmalı bir şey ki sonradan gözüne götürdü mendili bir çare ansızın yüzüne. Ne var hicap edecek bunda ey zavallı kadın? Yani kadın ağlamaklı oluyor galiba, mendili de yüzüne götürüyor. Ne var hicap edecek, utanacak bunda ey zavallı kadın? Değil mi bir anasın sen, ölen de evladın? Yani bir Alman ailesinin erkek çocuğu askerde ölmüş. Yani bizim kavlimize göre şehit, yani biz olsaydı şehit derdik. Aile, 4 kişilik aileden 3'ü var, bir de çocuk var küçük. Değil mi bir anasın sen, ölen de evladın? O haklı giriyeyi hicranı hapse kalkışmak Huda bilir ki hatadır. Yani senin hicran gözyaşlarını engellemeye kalkışman hatadır.
Bırak ağla. Yani senin ağlamak senin hakkın adeta, öyle diyor. Günaha girme, bırak. Yani günaha giriyorsun ağlamamak için kendini zorlamakla diyor. Biraz aşırı bir yorum gibi mi oldu? Günaha girme, bırak diyor, ağla. Bırak merareti ruhun buram buram insin. Bırak merareti ruhun, ruh acılığın buram buram insin. Boşanmadan denecek bir bela mıdır yesin? Üzüntün bu işte gözyaşların boşanmadan geçmez. Ancak o geçirir senin hüznünü, üzüntünü. Seyirci farz ediyorsun muhiti matemine. Sen herkesin seni, etrafındakilerin seni seyrettiğini zannediyorsun. Nihayet arkadaşın var değil mi? Sonra da ben. Vebali boynuna olsun eğer bu zandaysan, mesaibin ezeli aşinası varsa biziz. Belki de biz burada iki kişiyiz. Bizden ötürü böyle bir his içindesin. Fakat biz musibetlerin ezeli aşinasıyız. Yani biz ezelden beri böyle çok musibetler gördük. Musibetlerle iç içe yaşadık. Biz ancak seni anlarız. Biz. Cihanda bir günümüz geçmemiş felaketsiz. Cihanda bir günümüz geçmemiş felaketsiz. Sürura kalsa da bigane Müslüman yüreği, eğer Müslüman Müslüman yüreği sevince yabancı kalsa da bilir teessürü masum önünde inlemeyi. Yani biz sevince sevinmeye yabancı kalsak da masumların üzüntüsü önünde inlemeyi çok iyi biliriz. Biz biliriz. Onunla söyleşilir en acıklı hicranlar ki her figanı açık bir lisan kadar anlar. O halde anlaşarak paylaşın melalinizi. İşitmek istiyorum çünkü hasbihaliniz, yani sizin melaliniz bizimle paylaşın. Bizimle söyleşmek istiyorum bu hususta. Senin nedir bakalım gizli gizli feryadın? Özür dilerim. Evet, boyunca beraber yetişmiş evladım. Henüz bahar hayatında paylmal olarak. Boyunca beraber yetişmiş evladım. Yani Alman kadının erkek evladı. Henüz hayatının baharında ayak altına düşmüş, ölmüş. Fidan vücudunu yutmuş yabancı bir toprak. Yani asker, Alman askeri kim bilir nerede öldü? Fransa'da mı? Rus cephesinde mi? Almanlar birçok cephede savaşıyorlar. Dolayısıyla kadının oğlu nerede öldü? Yabancı bir toprakta öldü. Ki nerede belli değil. Bilmek istesen de muhal. Nerede olduğunu, kabrini bilmiyorsun. Bilmen de imkansız zaten. Bu savaş çünkü. Olanca yağdı bugün bir çamurlu kanlı hayal. Senin zihninde kalan hatırası çamurlu kanlı bir hayalden ibaret. O yağdır ruhuna gömdün ki vazifendir. Unut demek açılan kabri görmemektendir. Hayır demem. Yani sana oğlunu unut. Demem, diyemem. Hayır demem. Bilirim ki pek vefalıdır o mezar. Fakat düşün, niye etmiş hayatı istihkar? Neden hayatı küçümsemiş? Yani bu savaşa gidişi sebepsiz mi? Düşün, neden bu çocuk yaktı gitti annesini? Evet, yaşatmak için ümmehatın akdesini, ümmehat anneler, anaların
kutsalını. Evet, yaşatmak için anaların kutsalını. Bununla vatanı kastediyor. Anaların kutsalı, mukaddesi vatan. Fedayı can edeceksin demiş vatan hissi. Canını feda edeceksin demiş vatan hissi. Demek heder değil oğlun. Vatan fedaisi. Senin oğlun boşuna ölmedi. Vatanı için kendini feda etti. Yani o aziz, mübarek bir genç. Bilir misin ne kadar anne var bugün yasta? Asıl bahse gelecek Akif. Yani o kadınla ilgili, oğluyla ilgili bir takım şeyleri söyledi ama asıl kendi yarasını deşmek için, yani onu söyledi, kendisini anlatmak için bunu yaptı. Bilir misin ne kadar anne var bugün yasta? Tunus'ta, sonra Cezayir'de, sonra Kafkas'ta. Götür de kalbine bir kere ey kadın elini. Düşün zavallıların sernüvişti erzelini. En talihsiz alın yazısını. Düşün zavallıların en talihsiz alın yazısını. Ne iptila, ne musibet, cihan cihan olalı, bu ıstırabı eminim ki çekmiş olmamalı. Hesaba katmıyorum şimdilik bizim yakada sönen ocakları. Lakin zavallı Afrika'da, şimdilik kendi derdimden bahsetmiyorum. Lakin zavallı Afrika'da 150 bin kadının tütmüyor bugün bacası. Ne körpe oğlu denilmiş, ne ihtiyar kocası. Tutup tutup getirmiş Fransız askerine, siperlik etmek için saf-ı harbin önlerine. Afrika'dan 150 bin tane sömürgelerden toplamışlar insanları. Fransızlar cephenin en önüne sürmüşler. Siperlik etmek için saf-ı harbin önüne. O ümmihatı, o anneleri, o zevcatı bir düşünmelisin. O anneleri, o babaları, kocaları bir düşünmelisin. Kimin hesabına ölmüş desin de inlemelisin. Yani onlar hem kendi vatanları için de ölmediler. Adamlar getirdiler zoraki, cephenin en önüne koydular ve onları telef ettiler. Anarken oğlunu, biçare yahut erkeğini, kimin hesabına bir söz ki parçalar beyni. Bakınca kastolunan gayenin şenaatine, bakınca kastolunan gayenin kötülüğüne, fenalığına, alçaklığına, ne olsa çıldırır insan işin fecaatine. Ne milletin şerefi için, ne kendi şanın için. Fedai can edeceksin adüvü canın için. Can düşmanın için canını vereceksin. Ne kendin için, ne vatanın için, ne işte bir değer için değil, senin can düşmanı, sömürgeci için canını vereceksin. Geber ki sen, baba yurdun, harimi namusun, yabancı ökçeler altında çiğnenip dursun. Gebermek istemiyorsun değil mi? Bak ne olur. Rehin bıraktığın efradı ailen tutulur. Eğer sen onların istediği gibi cephenin ilk saflarına gitmiyorsan, bu sefer de senin ailene el atarlar. Onları tutarlar. Yani onlara zulmederler. Rehin bıraktığın efradı ailen tutulur, birer birer ezilir, hem nasıl vesaitle. Onları birer birer ezerler. Yanardı havsalan imkanı olsaydı tahliyle. Biraz da geçmeyi ister misin bizim yakaya? Afrika'nın, Afrika ile ilgili şeyleri söyledik. Şimdi de bizim oraya gelelim. Biraz da geçmeyi ister misin bizim yakaya? Al işte bir günü matemsiz olmayan Asya. O eski mabedi irfan, o Mehdi İbrahim, o eski irfan mabedi,
İbrahim peygamberin beşiği. Mehdi İbrahim. O şimdi boynu bükülmüş, zavallı haki yetim. O şimdi boynu bükülmüş, yetim toprağı. Zamanı rüştünü andıkça ağlasın dursun. O eski erginlik günlerini andıkça ağlasın dursun. İkiz vesayeti altında İngilizle Rus'un. Asya, İngilizle Rus'un ikiz vesayeti altında. Sülük benizli vasiler ne emdiler kanını. Mecali kalmadı artık, çıkardılar canını. Bütün hazaini Hind'in, o muhteşem yurdun, bütün Hind'in hazineleri, o muhteşem yurdun, gider de hırsını teskine üç şaki lordun. Yani Hind'in o hazineleri, muazzam hazineleri, üç tane lordun hırsını teskin için harcanıp gider. Zavallı yerliyi kıtlık zaman zaman kemirir. Bu kan tükürmeye baksın. O muttasıl semirir. Bunlar kan tükürür. O da devamlı semirir, gürbüzleşir, güçlenir. Hukuku millete hakim deni bir istibdat. Milletin hukukuna hakim alçak bir istibdat. Hayatı ruhu soyulmuş yığın yığın ecsat. Hayatı ruhu soyulmuş yığın yığın cesetler. Verir de hepsini kalmazsa hiç mi hiç parası, damarlarındaki son damlanın gelir sırası. Ki saklı durmayacak, ister istemez akacak, gidip efendisinin düşmanıyla çarpışarak, o can alıp vere dursun, bilir misin bu ne der, ölürse hizmet eder, öldürürse hizmet eder. Yani bu sömürge askerleri ölürse de hizmet ediyor, bir tanesi eksik oluyor, öldürürse de hizmet ediyor. Her halükarda sömürgecinin işini görüyor, faydasına. Ya çünkü her iki suret lehinde caninin, şimale doğru çıkarsam vasi-i saninin, Neron rezilini mahcup eden şenaatini, görür de zapt edemezsin sadai lanetini. Tabi Hint'ten yukarıya doğru çıkıyor. Şimale doğru çıkarsan vasi-i saninin, ikinci vasi, birinci vasi İngiliz, ikinci vasi Rus. Neron rezilini mahcup eden şenaatini, rezilliklerini, görür de zapt edemezsin sadai lanetini. Yani bunu görürsün, lanet sedasını zapt edemezsin. Ne dul bıraktı, ne öksüz o hanuman yıkıcı. Nasıl da keskin ahaliye karşı kör kılıcı. Şuunu cariyeden, akıp giden olaylardan köy basıp şehir yapmak. Köy basıp şehir yapmak, yani olağan şeylerden. Sefilin ordusu katil, hükümeti ise yatak. Hazarda sülhü tahassürle yad eden teba, sürüldü süngüler altında harbe son defa. Yani Hazar zamanı, barış zamanında hep sülhü özleyen teba, onu hatırlayan teba, sürüldü süngüler altında harbe son defa. Yıkıldı arkada milyonla bir günahın evi. Yetim iniltisidir şimdi inleten cevvi. Göğü şimdi yetimlerin iniltisi inletiyor. Evet, tabii burada Mehmet Akif bütün bunları anlattıktan sonra o Alman hanımla bir nevi sohbete girişiyor. Yani gerçekten o hanımla konuşuyor mu, bir iç konuşma mı, bunu bilmek mümkün değil. Değil mi bir anasın sen? Değil mi Almansın? Yani annelik kutsal bir sıfat. Almansın bir de. Yani diğer sömürgeciler gibi değilsin. Tabii bildiğiniz gibi Almanlar sömürgecilik savaşına çok sonra girebildiler. Yani Avrupa, belli başlı Avrupa ülkeleri işte. Hollanda, İspanya, Fransa sonra, İngiltere, en sonunda İtalya ve işte Almanya. Bunlar milli birliklerini çok geç sağladıkları için Almanlar sömürgelerden pay
istediler. Afrika'dan böyle şeyler elde etmeye çalıştılar fakat onu da muvaffak olamadılar. Yani savaş patlak verdikten sonra sömürge sahibi de olamadılar. O yüzden geç kaldı biraz. Evet, geç kaldılar. İttifaktan ötürü Almanlara Akif'in bir sempatisi var. Bizim müttefikimiz. Değil mi bir anasın sen, değil mi Almansın? O halde fikriyle, vicdanına sahip insansın. Yani böyleysen sen, anaysan, Almansan, fikrine, vicdanına sahipsin demektir. O halde Asyalıdır, ırkı başkadır diyerek benatı cinsin olan ümmehatı incitecek yabancı tavrı yakışmaz senin faziletine. Yani o Asyalıdır, ırkı başkadır, rengi başkadır diyerek kadın cinsinden olan anıları incitecek yabancı tavrı senin faziletine yakışmaz. Onları da kendin gibi görmelisin. Gel iştirak ediver şunların felaketine. Gel bizim senin felaketine iştirak ettiğimiz gibi sen de onların felaketine iştirak et. Ya paylaşıldı mı artar durur süruru beşer, kederse aksine ortakla eksilir derler. İnsan sevincini paylaşırsa insanlar artarmış. Aksine ortakla eksilir keder. Yani üzüntüler de ortak olunca azalır. Yani çok sayıda insan sizinle bu konularda hemhal olursa, sizin gibi düşünürse sizin hüznünüz azalır. Diğerinde de sevinciniz artar. Bilir misin ki senin şarka meyleden nazarın birinci defa doğan fecirdir zavallıların. Senin doğuya yönelen bakışın ilk defa doğan fecridir o Asyalı zavallıların. Birinci defa doğan fecir zavallıların Hüdayi bir tanımak tohmetiyle suçlu olan şu hanı muhanı yıkıp 350 milyon can nedense mevte olurken biner biner mahkum çıkıp da etmedi bir ses bu hükme karşı hücum. Yani 350 milyon can böyle ölüme mahkum edilirken, evi barkı yıkılırken kimse buna itiraz etmedi. Burada ara verelim.